Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler iyidir arkadaşlar. Çayınızı çorbanızı alın. Şu soğuk günleri atlatırken, Mart ayı gelmişken ekimler başlasın efendim. Bakalım şuradan ekim zamanı gelmiş mi? Şöyle bir kontrolümüzü yapalım. Ekim zamanı başlamış. Yulaf, ayçiçeği, mısıra daha var. Mısır da ekebiliriz aslında. Hayvanlar için güzel olur. Bu sene bir silaj yapalım. Önümüzdeki ay başlarım. Tallanın bir tanesini ona ayıracağım. Hasat zamanlarımız da burada. Şimdiki amacım yulaf ekmek. Yulafımızı ekip bir dakika. Aynen, onu nasıl yapacağız? Sadece yulaf ekebiliyorum şu anda. Bir dönüm, yani bir tallanın bir tanesine yulafımızı ekelim abi. Böyle aracımıza girelim. Biliyorsunuz kıştan nadas yaptığımız tarlaya bu sefer de gidip yulaf ekeceğiz. Toprağa güzel hava aldırdık. Bakalım verimler yüksek olacak mı, olmayacak mı? Ne durumda olacak? Gerçi tarlada biraz da şey vardı. Taş vardı ama ekipmanımızı bağlayalım efendim. Şöyle de kaldıralım. İyi, çarptırmadık. Mibzerimiz iyi, tohumumuz var. Tohumumuzdan da hemen şöyle seçeceğiz tabii ki. Yulaf da güzel satılıyordu. Ona da bir bakayım tekrardan, bir sağlamasını yapalım. Diğerlerinden daha yüksek fiyata satıldığını biliyorum. Arpay, buğda, arpay, arpa, buğday, yulaf. Yulaf evet, yüksek meblağlara satılıyor abi. 28'den falan işlem görüyor. Şu anda tap noktasındayız. Ocak, Şubat bir ayda büyüse ekinler şurada satarız. Muhtemelen 25'e falan satmış olacağız biz. Kıra var arkadaşlar. Çimlerin üstünü görüyorsunuz. Kışın etkisini daha atlatamadık. Mart kapıdan baktırır. Kazma külek yaktırır hesabı. Bir durum söz konusu şu anda. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi, bunu söylemeyi unuttum. Normalde unutmamam lazım. Unutmayın arkadaşlar. Bu benim için önemli. Abone olmanız gerçekten önemli. Çünkü kanalı izleyenlerin %60'ı gerçekten abone değil. Şimdiden teşekkür ederim. Yulaf zamanındayız ve yulafı ekelim hocam. Şöyle bir bakalım. Aynen, bir tarla en azından burasını yulaf yapacağız. Taşları temizlemiştik ama sonradan patlatma çektiğimiz için böyle bir muhabbet oldu. Hemen şunu yulafa alalım. Tarla gübreli mi? Gübreli değil. Aslında bulamaçımız da var. Aslında bir tur atmamız da, neyse, katı gübre falan yaparız. Ne durumda, ekiyor mu? Şurası yulaflı. Buraya kadar yulaf gösteriyor bak. Tamam, güzel. Ekelim abi. Masa ile çalışıyoruz. Bu bölüm bu işleri halledeceğiz. Şimdi seradaki ürünleri otomatiğe verme olayını sizlere göstermek istiyorum. Hatta bunu işçiye verelim. İşçi abimiz çalışsın. Paraya bakın ne kadar hızlı iniyor. Aa. Para çok fazla hızlı iniyor ya. Dur bakalım, ona bakacağız. Bakacağız. Ha, gerçi ben geçmeden de bilirdik ona ya. Şöyle göstereyim. Üretim bandı bölümüne geliyorsunuz. Marul mesela şuradan satılıyor diyor. Çıkış modunu değiştir, dağıtma, depolama, satma diyor. Satılıyor diyorsunuz. Çıkan mahsulü otomatik olarak satılıyor. Sabit bir kuru var galiba onun. Kuru da belli değil ama otomatik olarak satıyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Haberiniz olsun. Ekme işlemleriniz bu şekilde daha hızlı olur diye düşünüyorum dostlar. Ama pardon, satma işlemleriniz. Yani pasif gelir, anladınız mı? Sera orada pasif. Yani ta yazın doldurmuştuk şeyi. Siz söyleyin. Deposunu yazın doldurmuştuk. Şu zamana kadar idare etti bu bizi. Telefonumuza tabii videoya girdik ya, bildirim gelir abi. Gelmesi olmaz. İşçi maliyetleri çok fazla maalesef. İşçi muhabbetini biraz daha seyredeceğim. İşçiye vermeyeceğiz. Kendimiz çalışacağız. Yapacak bir şey yok o konuda. Ekipman taşa sürttüğü zaman herhangi bir tepki vermiyor. Keşke verseydi.
Mibzerimiz güzel. Çok sevdim bunu kullanmayı falan. Allah. Derken mibzeri arkadaşlar. Bu arada reshade kullanmıyorum. Bir kere kullandım. Hata verdi. Ondan sonra kurmadım dostlar bir daha. Şu anda reshade'li zannedenler var. Yorumlara görüyorum yani. Reshade yok maalesef. Bu arada şu modu da yani araçtan araca geçme modunu da söylemiştim. Onu da tab tuşuyla değil mouse'u tıklayarak yapıyorum. Şu anda bu ekranda sizde mouse açılmıyor dostlar. Mouse'la götürüyorsunuz, araca tıklıyorsunuz. İstediğiniz araca geçebiliyorsunuz bu vesileyle. Bu da ayrı bir mod yani, onu da söyleyeyim. Tab tuşuyla yapıyordu, ne gerek var, onun modu mu olur falan filan diye söylemiş. Hatta bir de bilimsel yazmış. 7000-8000 saat farmingim var benim. Adam şey demiş, 2015'ten belli tab tuşuyla beraber şeye yapabiliyorsun, ne modu, mod değil o falan filan diye böyle agresiflik yapan tip var. Selam olsun buradan eğer izliyorsa. Kardeşim lütfen ya. Belki de sen yanlış anladın ama. Yapma gözünü sevdiğim. Biz de biliyoruz yani. Farming Simulator'da 6000 küsur saatimiz var ya. Lütfen. ...19'dan bahsediyorum. Sırt işaretleyicimiz var ya, biz niye işaretlemiyoruz? Şimdi sırt işaretleyicisini nasıl kullanıyorduk? Tam ortalamamız mı gerekiyor? Nasıl yapacağız? Şuraya mı yapacağız yani? Şöyle mi? Herhalde tam ortalayacaksın ki. He, anladım. Anladım. İşaretleyiciyi açalım. Makineyi de indirelim. Aynen aynen aynen, tamam. Tam ortaladığın zaman tam olarak yapıyor. Okey. Aslında göz kararı yapmak daha mantıklı çünkü sırt işaretleyicisiyle yaptığımız zaman şimdi birazdan daha net anlayacağız onu. Göz kararı yapmak daha mantıklı ile. Mesela diyelim ki şuradan girdik. Tamam mı? Bak şimdi. Yok abi, bayağı bir kaybım var burada. Yok, biz göz kararı yapalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Yani teker hesabı. Teker hesabı daha mantıklı. Şu geri vitesimde benim sınırlayıcı yok. Okey. Kendiliğinden öyle yavaş gidiyormuş. Onu keşfettim az önce. Bu 2 ile 3 ile yaptığımız şey var ya dostlar. Mesela bakın, indirelim, onun altına düşüreyim. Ha, bunda olmuyor. Steyr'da oluyordu. Okey. Steyr'da bildiğin hız sabitleyici var ya. 15 seçiyorsun mesela, 15 kilometrenin üstüne çıkmıyor. Ya da bu muydu? Ya da Steyr mıydı? Mesela bir şeyleri eksik biliyorum ben ama tamamlayacağım kendimi, söz veriyorum. Kamil seslerine bakın. Bir tık daha açamıyor muyum bu kabin seslerini? Ya da nereden açacağız onu? Geri görüş hızı değil. Kolay hassasiyet burada değil.
Ortam sesi GK boyutu. GK ne? Menü seslerinin seviyesi. Çevresel ses efektleri. Araç motoru ve makine seslerinin düzenini arttırır. Tamam. %100 de arkadaşlar. Diyordum acaba bende mi kısık ama oyunun sesi az zaten. Normalde de az. Buraya lafımızı ekelim. İşçiye vermek istemiyorum. Kendim yapacağım. İşçi çok paralı abi. Yani ödemelerimiz var, krediler var, bilmem neler var. Büyük sıkıntı. Birazdan da bir gün geçiririz. Yani bir ay geçiririz. Şu an Mart'tayız. Bir baştan bir sondan yapalım ya. Böyle daha güzel olur. Dönmesi, sıraya girmesi daha kolay oluyor. Tarla full yulaf olacak. Diğerlerinde de işte buğday ekeriz. Saman verecek olanlardan. Mısır zamanında birine de mısır ekeriz. Aslında büyük olanı mısır ekeceğim. Silajımız bol olsun bu sene. Silajı yapalım abi. Silaj önemli. Hayvanlara kış için hazırlık olur. Önümüzdeki kışlar muhtemelen kar yağdırır mıyım bilmiyorum ama yorumlara düşün bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Yorum kar yağdıralım mı? Yağdırmayalım mı? Bir kere yaptık, eğlendik diyelim. Deyip gülüp geçelim mi yoksa devam mı? Kar işkencesine. Sırayı göremiyoruz ki. Çok iş var dostlar, çok. Vallahi billahi. Daha bunları hazırlayacağım. Kapak fotoğrafı yapacağım. Zamanlayacağım. Ey yavrum ey. Allah'tan şu çalışma ışıkları falan var ha. Kış ayındayız ya, pek görünmüyor. Bazı yerler ekilmiyor, fark ediyorum. Oralar biçerken kel kel görünecek var ya. Çok çok çirkin görünecek, çok. Tallanın burası engebeli biraz. Aracı bayağı bir yoruyor yani. O tıslamalar mıslamalar var ya. Bu arada kabin içi sesi araçtan araca değişiyor. Onu söyleyeyim. Hatta kabin içinin yalıtımı araçtan araca bile değişiyor. Mesela Steyr'da çok daha fazla sesi duyarken Massey 5S'e geçtiğin zaman ya da başka bir serisine geçtiğin zaman sesi az duymaya başlıyorsun. Bu muazzam bir olay bence çünkü gerçekten de böyle aracın belli bir yalıtımı var sonuçta, değil mi? Tallalarımızı ekelim. Diğerlerinin ekimlerini göstermeyeyim bilmiyorum. Belki canım sıkılsa. Ben yayında yapmayı planlıyorum dostlar. Bu sıralar internetim düzgün çalışıyor gibi. Ama bakacağız. Gibi diyorum çünkü tutarsız ve duyarsız çalışıyor. Tutarsız çalışıyor diyeyim daha doğrusu sadece. Çünkü biliyorsunuz yayın yapmayı istiyorum. Bu 22 çıktığında bayağı bir niyetlenmiştim canlı yayın yapmaya. Ama bir türlü nasip olmadı. Ayarlayamadım yani. İnternetim el vermedi maalesef. O yüzden yani. İşte
Taşlar olmayaydı iyiydi ya. Bu arada silajı falan yaparken online arkadaş alırım muhtemelen. Yanıma birilerini alırım. Yoksa böyle olmaz. Modlarımı atarım gerekirse gerçi. Modların isimlerini veririm ya da abone olurlar. Zaten mod indirilebilir içerikte olan modlardan bunlar da. Birkaç kişi yapabiliriz çünkü yardımlaşarak yapmak lazım. Yoksa buranın işi bitmez. Online yapacağım. Onu da söyleyeceğim. Yani söyleyeyim. Birkaç arkadaş alacağım yanıma. Güzel güzel yıl ofumuzu ekelim. Güzel para var. Aslında bunları bekletebiliriz. Mesela elde bekletip pasif gelirle falan idare edip yükseldiği zaman satmak her zaman daha mantıklı. Piyasayı takip etmek lazım. Zaten sonuçları da gösteriyor biliyorsunuz şuradan. Hemen bakabiliyorsunuz. Fiyat dalgalı aralığına bakabiliyorsunuz. Mesela yulaf en fazla Ocak ve Şubat ayında satılıyormuş en yüksek miktarı. Yani bu şekilde satılmış. Geçtiğimiz dönemde de böyleymiş fiyatları. Bu sene bayağı bir yükselmiş yani. Şimdi ben bu yulafı elimde bekletip tamam mı? Önümüzdeki sene Şubat ya da Ocak ayında satarsam acayip derecede kar edeceğimi düşünüyorum. Öyle bir düşüncedeyim. Bu piyasa takibi oyunda can katmış. Bence çok iyi olmuş yani. 19'da da böyle bir şey vardı. Muhakkak vardır da biz onu grafiksel anlamda göremiyorduk. Görebilmek ayrı bir güzel. Sanki borsa işi yapıyoruz yani, anladınız mı? Mesela bakalım. Nerede bir domates? Domates de en fazla Mart'ta görüyormuş. Şubat, Mart. Önümüzdeki ay Mart olacak yani. O dönem daha fazladan satacak ama ben seralardan artık ümidi kesim öyle bıraktım. Arı kovanı koyacağız. Onu da söyleyeyim. Bal işini yapacağız. Yumurtaya bakmam lazım. Yumurta ne kadardan satılıyor? Yumurta nerede? Burada. Yumurtanın fiyat adedi... Oy. 60 bin diyor. Low. Yumurta güzel satılıyormuş abi. Tamam. Şu sıraya gireyim. Göstereceğim. ...63.000... aynen. Güzel satılıyormuş. Aralık şu anda tap noktasındaymış. Kasım ayında gerçekten yükselmiş yani. Yok, tap noktasında değil, şu anda buradayız. Şubat, Mart. Şuradayız yani, aynen. Şu an düşük. Aa, biz yanlış bakıyormuşuz, tamam. Yulaf şu anda düşük. Biz şuradayız bak. Oo, çok ciddi düşüşteyiz yani. O yüzden Ocak ve Şubat'ı bekleyeceğiz. Okey. Tabi bu arada ayın hangi günü yükseldiği belli değil tam olarak. Mesela ay başına düşen günü diyorsunuz ya, ayarlıyorsunuz. Mesela Şubat'ın 1 ile 28'i arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Gerçek borsa gibi düşünün yani. Çok acıktım. Gece yarısı oldu. Çok fazla bağırmak istemiyorum. Çil çil takılıyoruz ya. Farming Simulator huzur verici bir oyun abi. Tekrardan bağlandık yemin ediyorum var ya. Ekmeye, biçmeye. Belki tarlanın farkını siz göremiyorsunuz şu an ama biraz ışıkları açayım görün. Hepsi de çizgili olduğu için ekili mi ekili değil mi şöyle bakabiliriz. Mesela şurası yulaf var. Burada yok. Anladınız mı? Sağ altta obje info modunu da oyuna getirmeleri çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Obje info modu aktif bir şekilde kullanıyorduk. Çok keyifli oldu yani. Gelmesi çok iyi. Ortalama 20-25 dakikada, ortalama yarım saat diyelim, ortalama yarım saatte bu kadarlık bir tarlayı halledebiliyoruz. Tarlanın dönümü yazmıyor lan. Şurada mı yazıyordu? Nasıl yazıyordu o? Öyle bir mod da vardı. Ha, gerçi o moddu yani. Bunda görünmüyor herhalde. Neden? Belki harita menüsünden görebiliyoruzdur onu. Kaç hektar olduğunu ya da kaç bölüm olduğunu falan bakabiliyorduk ya.
Bir de bunun üzerine bir katı gübre atarız. Gübreleme makinesini kiralarız. Gübre işi de önemli. Yani verim arttırmak lazım. Hadi bunlar neyse de silajda falan arttırmak lazım. Silajlar biliyorsunuz satılabiliyor aynı zamanda. Hani yaparız, bayağı bir yaparız. Fazlalığı satarız yani. Kepçeyle yükler satarız. Bu vesileyle belki direksiyonu kurmuş olurum. Direksiyonu kurmak istiyorum biliyorsunuz. Sabit bir şekilde kalsın istiyorum da nereye kuracağım bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı abi. Dediğim gibi ortalama 25-30 dakika içerisinde bu tarlayı sürüyorum, yapıyorum. Güzel. Diğer tarla bir tık daha büyük galiba bundan. Birazdan bakarız ya şu harita menüsünden. İşi bitirdikten sonra. Hatta bir durun bir resim çekelim. Ne kadar yakışıklı ya. Labu Massey hakikaten çok iyi ya. Tamam yeterli. Fazla çekmemin sebebini geçtiğimiz videoda anlatmıştım. Kartlardan çıkan kartlara tıklayarak diğer videoda izleyebilirsiniz. Orada bahsetmiştim dostlar. Oyun yeni çıktığı için böyle bir fazla izlenmeler falan bir şeyler. Böyle artık normalleşme seviyelerine dönmeye başladı. Oyun izleme muhabbeti. Has kitle, kemik kitleyle bir baş başa bir kaldık ya. Yorumlara düşüyorsunuz. Yeni arkadaşlar katıldı aramıza, farkındayım. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel yorumlar okuyorum. Elimden geldiği kadar cevap vermeye yardımcı olmaya çalışıyorum ama maalesef çok fazla yorum geliyor abi. Hepsine yetişemeyebiliyorum yani. Onu söyleyeyim. Discord'dan ama genel olarak moderatörlerim sağ olsun o konuda çok büyük yardımcı oluyorlar insanlara. Gelip siz de aramıza katılabilir. Discord'dan merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Bunu laf olsun diye demiyorum. Odaları elimden geldiği kadar okuyor ve bir o kadar da ilgili arkadaşlarımız var. Yani Farm Simulator'un artık üstadı olmuş insanlar var aramızda. Gerek modla uğraşanlar, gerekse oyunu A'sından Z'sine bilenler, gerekse config dosyası editlemeyi bilenler de falan böyle. İşte konsol açmayı bana öğreten arkadaşlarım var mesela. Bilmiyordum şu konsol muhabbetini. Oyuna bazı fly modu falan getirebiliyorsunuz bu konsol komutlarıyla. Bunu ben Discord'daki insanlardan öğrendim. Siz de gelin kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Tabii yaşınıza uygun, kafanıza uygun kişilerle sohbet muhabbet edebilir. Dilediğiniz gibi takılabilirsiniz. İşçiye vermişiz yanlışlıkla bu arada. Fark ettim. Ben de diyorum W'ye basıyorum, ASD'ye basıyorum. Niye hareket etmiyor la bu diyorum. Kendi kendime. Meğersem işçiye vermişiz. Kapak fotoğrafımız da hazır. Birazdan onları hallederim. Öteki videomuz yüklenmek üzere zaten. Gün boyu elektrik olmayacak maalesef siz bunu izlediğiniz gün. Telefondan falan takılırım artık. Discord'u telefona indiririm. Oradan bakarım. Yorumlara bakarım bol bol bu vesileyle. Dediğim gibi. Taşları toplasak iyiydi de. Neyse. Önemli değil. Kalsın. Çok sinirim bozuyor şu an taşlar. Muhtemelen yakın bir zamanda taşları da kapatırım. Ama şimdi yeni diye kullanıyoruz. Bakmayın siz. Çaktırmayın hiç. Seran'ın camlarını indirmeyelim de şimdi. Olur olmaz aga. Masrafa gerek yok. Arkada bıraktım biraz, farkındayım. Şimdi döneceğim, onları yapacağım. Bakmayın siz. Sonuncu yeri sürüyoruz. Bu arada katı gübreleme olayında artık video dışında falan yaparım. Ya da canlı yayında yaparım. Canlı yayın yapıp hem de aynı zamanda video çekmek de istiyorum abi. Yani vallahi her şeyi istiyorum ya.
Çok şey istiyorum, bakmayın siz, belki üstüne düşmüyorum gibi görünüyordur ama düşüyorum abi, vallahi çok istiyorum. Tamam, hibzerle işimiz bitti. %30 şeyimiz kaldı. Gübremiz kaldı. Daha doğrusu tohumumuz kaldı. Ne gübresi ya? Götürelim, hibzeri yerine koyalım. Şu anlık işimiz bitti. Ekebileceğimiz bir şey önümüzdeki ay inşallah. Ekmeye başlayacağız. Şu anda hangi aydayız? Ona bir bakmak istiyorum. Yukarıda yazan doğru mu? Şu anda dostlar Mart'tayız. Aynen. Nisan var önümüzde. Kar... Nisan'da ne karı lan? Haziran'da kar diyor. Ne? Evet, bu yakışıklı görüntüyle sizlere veda edelim. Dostlar umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Gayet güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bu da ağzımıza yapıştı. Giriş ve çıkış cümlelerimiz sürekli böyle birbiriyle benziyor. Bütün videolarda aynı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Açıklamada Instagram bağlantım var. Oradan da videolar hakkında kendi hayatımla ilgili duyurular, canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum yakın zamanda. Takiplerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.